فِيهَا يُفْرَقُ كُلَّ اَمْنِ حَكِيمٍ Her bir hikmetli iş o gece tefrik edilecek. Yani kim ölecek, kim doğacak, kimler fakir olacak, kimler zengin olacak, nerelerde yerler, seller olacak, yağmurlar yağacak, harpler, darpler olacak, hepsi berat gecesi olacak. Demek berat gecesinde böyle bir durum var. Ve o gece Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hadis-i şerifte geçiyor, zatına uygun bir şekilde birinci kat semaya tecelli buyurur. Ve nida eder. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Derdi olan yok mu? Afiyet vereyim. Şunu isteyen yok mu? Bunu isteyen yok mu? Diye insan vaktine kadar, tam yaratıncaya kadar Allah-u Teala nida eder. Ve kim ne isterse verilir, öyle bir gece darın gecesi. Onun için hakkımızda takdirleri ve tespitleri yapıldığı gece tam hakkında yazılacak, sen Allah'tan istiyorsun. Ve işte Mevla ne yapacak o gece? İnşallah verecek. Ve akşamla yatsı arasında özellikle üç tane Yasin var. Mutlaka onları da okuyalım. Her sene zaten sizlere hatırlatıyoruz. Yine hatırlatalım, zaten biliyorsunuzdur ama. Yasin Şerif biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Ne niyetle okursan mutlaka makbuldür. Böyle bir durum vardı. Hele bir de 40 Yasin okursan, hele bir de 500 Yasin var ki ne niyetle okursan söker alırsın billahi teala Mevla'nın izniyle. Ha şimdi Yasinler, Kur'an'ın kalbi ne niyetle okursa ona göredir, niyetin kabul olur. Bir de sen bunu ne zaman okuyorsun? Berat gecesi okuyorsun. Takdirlerin yapıldığı, tedbirlerin yapıldığı gece. Büyükler de bunu denemişler, yapmışlar ve bize de bunu almışlar, tavsiye etmişler. 3 Yasin'i üç niyetle ne yapmak lazım? Yapmak lazım. Nedir bunlar? Birinci Yasin okuduğu zaman şöyle niyet ediyoruz. Helalinden zengin olmak niyetiyle. İkinci Yasin, hastalıklardan, belalardan şifa bulmak. Hakikaten bela üstüne eksik olmuyor. Deprem korkusu var. Yer, sel, bir yağmur yağıyor, sel götürüyor. Rahmet olmuyor, zahmet oluyor yani. Bir kar yağıyor, her taraf tıkanıyor. Bir deprem oluyor, bak asıl felaketi yaşandı. Dolayısıyla işte o belalardan, musibetlerden de afiyet bulabilmek niyetiyle okuyoruz. Üçüncü Yasin'de ne niyetle okuyoruz? Hayırlı, uzun ömür ve hüsnü hatime. İmanla ölebilmek. Zaten imanla ölürsek var ya, kurtardık be. Samimi söylüyorum, şu sohbetler, namazlar, ibadetler, taatler, hep imanla yaşamak ve imanla ölebilmek için. İmanla ölürsen yırttın, ayağını cennete attın mı kurtuldun artık. Allah hepimize iman selameti nasip etsin. Son nefesimizde imansız götürecek yanlışlar, hatalar, günahlardan Rabbim bizleri uzak eylesin. Öyle bir yanlış yaparız Allah muhafaza, bilmeden bile Allah'ın gazabını celbederiz. Son nefesimize mal olabilir Allah muhafaza. Demek ki üç tane Yasin okursunuz. Ne derseniz üç tane Yasin ne zaman? Akşamla yatsı arası okursanız daha iyi. Ama okuyamadın. Olsun, yatsıdan sonra geceye kadar da, imsa kadar da okunabilir. Az gelirse bir Yasin'de benim niyetimi okursan, o garanti var. Niye garanti biliyor musun? Çünkü Resulullah da hadis-i şerif okuyormuş, bak kafadan konuşmuyor. Resulullah buyuruyor ki, bir mümin kardeşine gıyabında dua ettiği zaman, Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya dua ediyorsun, melekler diyor ki, amin, Allah hangisini sana da versin. Meleği kabul olur mu? Garanti. Ama sen diyorsun ya Rabbi, Rabbena, Ebbana. Unuttun mu? Sen hep kendine, ha amin diyorsun, melek sana amin demiyor, bana da amin demiyor. Kendimize edeceğiz, anne babaya edeceğiz, başkasına edeceğiz. Onun için Rabbena fihli, veli valideyye, veli müminine. Bak, Mevla öğretmiş. Önce kendine, Rabbena fihli, ya Rabbi beni mağfiret et. Veli valideyye, anneme babama da mağfiret et. Ve bütün müminlere ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. Çünkü onlar ettiği zaman melekler amin patlatıyor. Allah sana da aynısını diyor. Hop sen ne yapıyorsun? O toptan pazara girmiş oluyorsun. Yani ben kendim onu çıkartmak diyor bütün yani. Evet.